plastik Park sunar. Murat abi Dallas dün 4-1 ile Minnesota serisini bitirdi ve adını NBA finallerine yazdırdı. Finalde Boston Celtics'in rakibi olacak. Minnesota Dallas serisini nasıl değerlendiriyorsun? Beklentini karşıladı mı? Valla e, ben hep Dallas geçer diyordum. E, çünkü Minnesota takımının e, inşaatı Denver'ı elemek için yapılmış bir inşaat. Şimdi e, belki de sezon başında De kimsenin çok ciddiye almama sebebi e, şey adayları arasında Kayro ile Luka arasında böyle bir uyum e, çok şey beklen. Böyle bir bağ oluşacağını hiç beklemiyorlardı. Ben de açıkçası transfer ilk yapıldığında, takas ilk yapıldığında hiç beklemiyordum. Ama e, yani Kayri belki kontrat sezonu diye mi? Yani Kayri Kayri değil şu anda kafa olarak. <laughs> Başka birini nezleymiş. Yani o şizofren gibi Kayri <laughs> gitmiş ve e, her takım arkadaşının bayılacağı, sarılacağı, sempatik bir adam e, var. sempatik ya. bir adam gelmiş. Yani şimdi bu Doncichten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama yani dünkü maça gelirsek zaten ilk dört maç. E, Minnesota hepsini belki kazanabilirdi. Dallas süpürebilirdi de. Ya yani burada tam bir mesaj maçı oldu. Yani Luka Doncic ilk çeyrekte 20 sayı. 11'de 8 genel şut. Yani ilk çeyrek sonunda Luka Doncic 20, Minnesota 19. 19 evet. yani bunu da sözde en iyi savunmaya karşı yapıyor. NBA'in en iyi savunmasına karşı yapıyor. E ondan sonra ilk çeyreğin sonlarına doğru Kayre ilk basketini buldu. Ondan sonra ikinci yarıda da e, Doncic kenardayken onsuz başladılar ikinci yarıya. Doncic kenardayken e, farkı 20'ye çıkardı şey. Hiç aksam olmadı ya taksiyon. Dallas Arttı. artı 4 sayı o süreç içinde. E zaten devre arasında da e, Kayri artı Doncic 44 e, şey 40'tı. Minnesota, Minnesota 40'tı. E, 40'tı. 44 sayı attılar, 6 da asist yaptılar. İlk yarıda. Yani Donç için öyle ba başlaması bir kere bütün takım arkadaşlarını rahatlattı. Kayri de o böyle başlamışken ben hiç fazla şey yapmayayım. Yandan yani, onun yani. kenara alınması şeyini bekledim. Ya mesela son maçta bundan önceki dördüncü maçta Kayri'nin agresif hücumunu İzle, yoktu. E bir de bu maçta izle. Bambaşka. E bir de git e, üçüncü maçta izle. Yani Kyrie bu kadar agresif oynadığı zaman, potaya bu kadar kolay gittiği zaman, Donç için böyle üçlük attığı maçlarda, ondan oynayarak e, bulduğu alanlar sadece e, potaya gitmek değil, orta mesafe, üçlük, e, durdurulması inanılmaz zor bir ikili. ...yani şey olarak. Minnesota'da da... ...şimdi... ...herkes... ...ben de çok beğenirim. İleride bir... ...Michael Jordan seviyesini zorlayabilir. Anthony Ama... Adams. ...Anthony Edwards... ...bu kadar kolay... E, ...basketbolun gelecek yüzü. İşte... E, ...Yeni Jordan. O biraz hype'ın da etkisiyle oldu Murat abi. Ama işte şimdi bu sosyal medya zamanında... Ee, bu tür şeyler çok oluyor. Herkes rating peşinde. E biraz da oyun tarzı be benziyor diye... Yani Kobe ile Michael Jordan mukayeseleri kaç yıl sonra yapılmaya başladı? Hatırlıyorsun? Evet. Uzun süre. Ki... Yani şey olarak... Edwards'ı göre Kobe birebir... E, Jordan'dan e, kopya çektiği hareketler vardı. Yani ikisini yan yana koy... Ekranı ikiye böl. E, birebir aynıydı. E, Valla Dallas şimdi çok iyi bir takım. Lively'nin ne kadar önemli olduğu bir önceki maçta gördük. Bu maçta da biraz böyle bu maçta da bu arada kafaya bir darbe aldı. Evet, sürekli yani o bir kadar dayak şans yiyor. olmaz yani. <laughs> ee, arada bir hafta var. Hem Donch için dizi, ayak bileği hem live'ının tekrar o enerji depolaması için iyi bir süreç. Ee, öyle bir ilk çeyrek oynadık. Oynadı ki Doncic müthiş başladı. Sonra 17-1'le şeyi bitirdi. 8 sayı, 1 asist. Yani 10 sayısına imza atmış. Ya zaten ikinci çeyreğe de 4-0 mı 5-0 mı ne başladıktan sonra şey eee Dallas, Dallas hızla garbage time oldu. 20'nin altına hiç inemediler. Hep o mesafeyi korudular. Hep o mesafeyi korudular. Ee, mesela Edwards, Donchich'e de yapıyorlar bazen. İkili sıkıştırmalarda, blitzlerde karar veremedi hemen. Evet. Yani topu elinden çıkarmasını istedikleri zamanlar biraz McDaniels'ı şey ettiler, biraz Gober'i ee, daha oralara gelmediğinin göstergesi odur. Çünkü Jordan'ı 3 kişi tutuyordu bazen. LeBron'ı 3 kişi tutuyordu. Kobe'yi 3 kişi tutuyordu. Ve çözüm üretebiliyorlardı. Ama tabii 22 yaşında ona bir şey demeyeceğim. Sezon ortasında yapılan takastan sonra, Lively'nin draft'ten gelmesinden sonra o iki şey birleşince... Bir de Derrick Jones Jr. ilk 5 başlatmaya başladı şey. O da, Jason o da ki. çok acayip bir katkı veriyor. Çok. Gerçekten çok geliştirdi oyunu. Ya şimdi eğer fundamental'ın falan sınırlıysa Doncic gibi oyuncularla oynamak çok büyük artı. Ama burada bir de Kyrie var. Yani işte bu maçın ikinci çeyreğinde de gördük. Doncic yokken Kyrie Uçağın pilotu olabiliyor. Evet. Doncic varken de co-pilot olmaya razı. E şimdi hangi takımda var böyle bir şey? Yani yok aklıma gelmiyor. Ya eskiden mi? Yani Milwaukee eskiden... onu deniyor ama daha çok yolun başı orada. Ya böyle evet. değil ama yani. Değil tabi. Ee, burada burada bir paylaşım var aslında. Hem skoru üretebiliyorlar, hem pozisyon hazırlayabiliyorlar. Ee, Öbürü ön plana çıktığı zaman hiç oyundan düşmüyorlar ya da çok az düşüyorlar. Phoenix bile oturtamadı bunu. Booker, ya Durant. Phoenix bile e, şeyi aldı. Gitti üçüncüyü aldı. Bir yılı saymıyorum bile. <laughs> evet maalesef. Evet Murat abi bu partımızı noktalayalım. Biraz da Boston Celtics konuşmaya geçelim. Lastik Park sundu. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.